Herkese merhaba sevgili çamaşır severler. Çamaşır nasıl asılır sevgili Taha kardeşin isteği üzerine. Burası benim ardiye odam, şu meşhur ardiye odam. Bütün stoklarımın olduğu, bütün işte ıvır zıvır eşyalarımın depolandığı bir yer. Şimdi dün beyaz çamaşırlarımı yıkamıştım. Atletlerimi nasıl asıyorum? Atletlerimi şu şekilde üst kısımlardan asıyorum. Neden? Çünkü eğer ki eteklerinden asarsak zaman içinde bu eteklerde bir genişleme oluyor. Aynen o çan etekler gibi deforme oluyor. Şekilleri bozuluyor. Şekillerinin bozulmaması için her zaman şu üst askı kısımlarından asıyorum atletlerimi. Bu oğlumun atleti, biraz önce gösterdiğim askılarından astığım. Yaklaşık bir 19-10 yaşından beri giyiyor. Biraz büyük çene almıştım. Hala deforme olmadı. Düzgün astığım için aynı şekilde muhafaza ediyor şeklini. Bu da yine bir başka atlet. Onu da göstereyim yine. Şöyle aşağıya doğru ineyim. Hiçbir şekilde eteklerde bir bozulma olmuyor. Üst kısımlardan astığınız zaman deforme yok. Ve havlular, havluları da kalın nakışlı kısımları üst tarafa gelecek şekilde asıyorum. Çünkü nakışlı kısımlar daha kalın olduğu için kuruması güç oluyor. Alt tarafta kaldığı zaman kuruması çok güç oluyor. Her zaman için çamaşırın üst kısmı daha çabuk kuruyor. Ve bu da lastikli bir çarşafım. Şu lastikler üste gelecek şekilde asıyorum. Dediğim gibi bunlar eğer ki aşağıya sarkarsa bunların da kalın olduğu için kuruması çok güç oluyor. Çabuk kurusun diye her zaman için çamaşırın kalın olan tarafının üstte olması gerekir. Ve yastık kılıflarını ağız kısımları üste gelecek şekilde asıyorum. Çünkü şurası çift kat biliyorsunuz. Şu da olunca 3 kat oluyor. Burası bayağı bir kalın olduğu için kuruması zor oluyor. Şu alttaki kısma göre. Ve gerdirerek asıyorum. Çünkü bunları şöyle şu şekilde astığım zaman içinde bunlarda da deforme olabiliyor. Ve büyük banyo havlusu. Onu da şöyle iki tele birden ortalayarak asıyorum. Kuruması çabuk olsun diye. Peki ya pantolon nasıl asılır? Bu pantolon kuru aslında sadece gösterme amacıyla buraya mandalladım. Şimdi bunu da şu şekilde asarsak daha çabuk kuruyor. Çünkü daha ince oluyor, kuruması daha kolay oluyor. Bu şekilde astığımız zaman şu iki kat üst üste bindiği zaman zaten kalın oluyor biliyorsunuz bel kısımları pantolonların. Bu sefer de alt kısımlar kuruyor ama buralar geç kuruduğu için kokma yapabiliyor. Kokmaması için bunları her zaman şu şekilde hava alacak gibi asarsanız daha çabuk kurur ve kokmadan temiz temiz giyebilirsiniz. Ve bir de tişört göstereyim nasıl astığımı. Onu da yine aynı şekilde üst kısımlarından kollar şu şekilde dışarıya taşıyacak gibi asıyorum. Eğer ki yine etek kısımlarından asarsak deforme olacaktır ve hoş durmayacak üzerimize giydiğimiz zaman. Ama bakın bu 3 senelik bir tişört hiçbir şekilde deforme olmadı. Hem de daha çabuk kuruyor. Üst kısımlar yine kalındır. Yaka kısımları, kol kısımları, dikişleri olduğu için alt kısma göre daha kalındır. Daha çabuk kurur, kokmaz. Temiz kokar, deforme olmaz. Güzel ve şık bir şekilde giyebilirsiniz. Ve son olarak da bir polar montumu göstereyim. Montları nasıl astığımı veya işte yelek tarzı, hırka tarzı giysileri. Onları da yine yaka kısımlarından şu şekilde asıyorum. Yani benim burada tek amacım kalın kısımları üst tarafa getirip çabuk kurumasını sağlamak, kokmadan temiz kalmasını sağlamak ve
Deforme olmaması, etek kısımlarının deforme olmaması. Etek kısımları deforme olduğu zaman böyle çan etekler gibi volanlı volanlı gerçekten hiç hoş durmuyor. İç giysi de olsa, dış giysi de olsa. Sonuçta içinize giysiniz de kendiniz görüyorsunuz. Kendinize bir saygıdır o. Hoş durmadığı için her zaman çamaşırı üst kısımlardan asmaya özen gösterelim deforme olmaması için. Evet. Bu kısacık videoda çamaşır nasıl asılır onu gösterdim. Sevgili Taha kardeşimin isteği üzerineydi bu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.